sebebiyle hazırlamış olduğumuz 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı'na hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizlere Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden aziz şehitlerimiz manevi huzurlarında bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Değerli öğretmenlerim, kıymetli velilerimiz, bugün burada Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünü kutlamak ve bu vatan uğruna canlarını veren kahraman şehitlerimizi anmak için toplanmış bulunmaktayım. 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi, yakın tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisidir. Mehmet Akif'in kimi Hindu kimi Yamyam dediği düşmanlar gemilerine binip Çanakkale Boğazı önlerine geldiler. Amaçları Türkleri geldikleri yer olan Orta Asya'ya geri sürmekti. Aylarca süren çetin savaş sonunda düşmanlar yenilmişlerdi. Kahraman Mehmetçik vermiş olduğu mesaj ile Çanakkale geçilmez diyordu. Bu zafer bütün dünyaya göstermiştir ki ne kadar top ve tüfeğe sahip olsalar da Türk milletini vatanından söküp atmak mümkün değildir. Bizler Türk çocukları olarak vatanı savunmak için top ve tüfekten daha çok zafere inanmanın önemini anlamış bulunmaktayız. Bu güzel vatan üzerinde kötü emelleri olan düşmanlar eskiden olduğu gibi bugün de yarın da boş durmayacaklar. Bizler de her zaman buyurdu, canımızla kanımızla korumaya devam edeceğiz. Çanakkale'de kazanılan bu zaferden sonra yeniden ayağa kalkan Türk milleti Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak tarihteki saygın yerini almıştır. Vatan uğruna canlarını feda ederek bu güzel yurdu bizlere emanet eden aziz şehitlerimizi minnetle şükranlanıyor, ruhları şad olsun diyoruz. Övün! Ey Çanakkale! Cihan durdukça övün! Ömründe göstermedin bin düşmana bir düğün. Sen bir büyük milletin savaşa girdiği gün başına yüz milletini şiştiği yersin. Ve birçok vatan evladı şehitlik mertebesine erişmiştir. Kimisi anasından, kimisi eşinden, çocuğundan, yavuklusundan ayrılmıştır. Onların tek bir amacı vardı. Vatanın düşman eline geçmemesi. Şimdi de sizlere 4B sınıfı olarak hazırlamış olduğumuz Çanakkale adlı oyununu, tiyatro oyununu izlemeye davet ediyorum. İyi seyirler.
atalarımız, vatanımızı, insanımızı, namusumuzu ve bayrağımızı sizlere emanet etmiştir. Bugün ülkemizin bu emanetlere sahip çıkacak evlatlara ihtiyaç vardır. Ölüm ve Şen ile birlikte yarın Çanakkale'ye gidiyoruz. Bizimle birlikte bu emanetleri müdafaa etmek isteyen var mıdır? Onu size okumanlar, biz bu vatan için varız. Vatanı savunmaya nasıl yaşar topraklarda? Ben Çanakkale'ye gidiyorum. Kumandanım, ben de geliyorum. Vatanıma hizmet etmek için geliyorum. Bu vatandan taş toprak bizimdir kumandanım. Çanakkale'ye geliyorum. Çanakkale'ye ben de geliyorum kumandanım. Yurda göğsümüz süper kumandanım. Ben de geliyorum Çanakkale'ye Allah Allah sesleriyle. Bu vatanı senin benim demeden sevdik. Bir tek canımız var, onu da veririz Allah'ın izniyle. Bin canım olsa beni de feda olsun kumandanım. Ben de geliyorum vatan için, toprak için kumandanım. Vatan toprağına sahip çıkmayalım mı? Benim adım Mehmet, yaşım 15. Kalbi vatan sevgisi kocamış kumandanım. Gönül acıyla kocamış kumandanım. Bizim vatanımız olmaktan geri koyma kumandanım. Bu da ateşinde bırakma kumandanım. Canımız feda. Anlam onu kumandanım. Ya siz ne inatçı çocuklarınız? İnanın sadece vatan söz konusu olduğunda. Kur'an hakkı için bize de götürün. Elime silah tutar. Benim de tutar. Ama sonra sormazlar mı? Bu çocukları Cenk'e nasıl getirdin diye. Bunun yaşça ne ilgisi var kumandan? Bam Sultan Mehmet'e, Bam Cemil'deki kumandanlara hepimizin canı feda oldu. Ya siz ne inatsınız böyle? Öleceğiz. Şartsız, tartışmasız öleceğiz. Ama bu vatan uğruna öleceğiz. Hadi hepiniz yazdın yazınıza. Sağ olun kumandanım. Yarın yola çıkıyoruz. Bu gece hepiniz sevdiklerinizle helalleşin, vedalaşın. Çünkü bu gidişin dönüşü olmayabilir. Thank you.
nasıl? Neyse, oturup düşünmeli ne yapabiliriz diye. Biz Türk kadınıyız. Hiçbir zaman paya vermedik vermeyiz. Neyimiz var, neyimiz yoksa helal olsun. Yurdum paramparça. Her tarafta silah, süngü, ekmek lazım Mehmet'ime. Cepheye verdik gençlik çağında. Çanakkale sırtlarında. Soğuk bir yerden düşman başka. Düşünmeyi bile dağıldım. Boş durmayalım, çorap örmeye başlayalım. Ekmek yapalım, dikiş dikelim. Onları orada yalnız bırakamayız. Hep birader çalışıp destek vermeliyiz. Hadi analar, ablalar, kardeşler kalkın. Herkes bir işinden tutsun. Ben Anadolu kadını hiçbir zaman olmamıştır ki elinin ardından geldiği olsun. Biz hep onun yanında var olmuşuzdur. Aynı sofrada oturup aynı çanakta yemek yemişizdir. Aynı cephede mi savaşmayacağız? Vatan toprağından hep sözüm dinlenmiş, değer verilmiş bana. Anadolu kadınına. Ben şimdi bu toprağıma sahip çıkmayacağım. Evde oturup saklanacağım. Of! Olur mu öyle şey bacım? Saklanmak bize yakışır mı ya? O da neymiş öyle ağzına yakışmayan? Hani yakışır mı? İyi akşamlar. İmam Paşa, durumu nasıl gördüğünüzü öğrendim.
edecek olursak genel bir felakette kalmamız olasıdır. Peki Çağrı, siz ne düşünüyorsunuz? Bu bölgede tüm birlikler birleşmeli. Tek bir ele teslim edilmeli. Eğer bu görev size verilirse kabul eder misiniz? Evet. Bu kadar birlik birden emrinize fazla gelmez mi? Hayır, az gelir. Yüzü pek komutan eşitken savaş, cesaretli, vatan aşkıyla yanılan yerler de yetiştirmiş. Şimdi help help diye bağırırsınız. Hadi neyse insanlık bizden.
Yok adam, onlar köpeklerden kolay kolay gitmez. Biz göndermesini biliriz. Son asker kalana kadar biz burada savaşacağız. Doğrudur kardeş, doğrudur. Ne diyelim? Çabuk iyileşmeyi dilerim. İyileşsin. İyileşsin ki. Bu sefer ben de sizinle geleyim abiler. Bakın saçımı kınaladım. Oraya gelebilmek için. Anam diyor ki dışın ceylan gibi ama bilmezler ki içinde bir aslan yatmakta. Asırlar o zaman bu Anadolu yolculuğumuz burada bitmez, bitemez. Bitmez tabii. Sen. Hepimiz bu toprakların sahibiyiz. Tapu bizim. Kimseye vermeyiz. Uzaktan bir duman bulutu yükselmekte. Birine geliyor. Belki de böyle haber vardır. Thank you.
kulağımda. Hakkım sana helal olsun. 100 kere, 1000 kere helal olsun. Yiğidim. Giren aziz şehitlerimiz. Ruhunuz şad olsun. Sizleri saygıyla anıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar emeği geçen melek öğretmenimizi sahneye davet ediyoruz. Çocuklar, yani sınıfımızın bir öğretmeni de melek öğretmenimiz oldu. Gerçekten çok şeyler kattı. Özellikle bu anlamda tarihe iz bırakan en anlamlı günlerden birini bize gerçekten güzel yaşattı. Umarım beğenmişsinizdir. Sağ olun, var olun. Bu işte tabii ki bir katkım var ama Ayşe öğretmenim eğer bu güzel çocukları böyle yetiştirmeseydi, bu kadar donanımlı algılarını açmasaydı eğer, benim bu gösteriyi bu şekilde çıkartabilmem mümkün değildi. Ben hepiniz adına ona çok 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 teşekkür ediyorum. Çok güzel. Yapılan çorba ikramımızı alırsanız çok seviniriz. Teşekkürler.